yürüyüş yolu, denize bakan tarafında bir yürüyüş yolu oluşturalım yani. İnsanları çamura sokmaya gerek yok. Gelen teksir halinde gidebilsin yani. Tabii. Şu yapıların neresi? Üzerinden. %2 eğimle toplayacağız. Eğimle şurada eğimle düze bağlayacağız. Ayaklarla kalıp şu gördüğünüz zaman ha 3 tane şey yaptık. Zehir kuresi mi diyorsun? Daha aşağı ince kuresi şu yaptık. Şimdi bir şey aşırı geçecek aslında. Telekomun bizim yağmur suyu bitti. Elektrik hatları bitti. Yağmur suyu var bizim. Yağmur suyu kanalı geçti. Yağmur suyu kanalı geçti. Mevcut da var, biz devam ettireceğiz başka. İleride bir şey var. Bağlan deşarj var. Oraya bağlayacağız. OSKİ'nin bize orada desteği olacak. Burada da 300 geliyor. Burada 600 dönüyor. Burada 400 geçiyor. Şuradan itibaren başlıyorum. Başı başkanım. Şu kadar bir mesafe. Başlıyorum. 200 küsur metre. Şu anki yaptığımız çalışma Boztepe'de Bulutlara Dokun'un projesinin çevre düzenlemesinin gerçekleştirmek, oradaki işte rekreasyon alanlarını düzenlemek, ayrıca bir de Boztepe'de yayalaştırma projesini sağlamak. Yani biz burada teleferik ayağından itibaren Boztepe'deki seyir alanında bulunduğumuz noktadan itibaren seyir alanına doğru rahatlıkla yürünebilecek bir yol oluşturmak için bunun altyapısını ihale ettik. Yani burada 600 metre mesafede YEDAŞ'ın, TEDAŞ'ın çalışmaları tamamlandı. Arazide beraberce gezdik, gördük. İçerisinde bundan sonra kablolar geçecek. Ve bu da Nisan ayı itibariyle, Nisan ayı başlarında belki de müteahhite talimatlandırdık bu konuda, bir an önce elini çabuk tut, Nisan ayının başına burayı yetiştir diye. Burayı teslim edecek. Yaz gelmeden insanlar rahatlıkla Boztepe'de yürüyebileceği bir alana kavuşmuş olacak. Yine dediğimiz gibi Bulutlara Dokun projesi de bu manada gerçekten ulaşılabilir. Park alanının olabileceği bir yer olacak. Ayrıca araç trafiğini de o kavşaktan vermek suretiyle gelen araçla gelenlerin de park edebileceği, rahat edebileceği mekanlar oluşacak. Ya bu çalışmalarla birlikte yayalaştırma projesi tamamlandıktan sonra da yine Nisan ayı içerisinde bu planladığımız, projelendirilen işte oradaki dükkanların da yapımı bitmiş olacak. Orada turistik ahşap ya da efendim bizim kendi el sanatlarımıza, el sanatlarımızın dışında yöresel ürünlere mekan hazırlamış olacağız. Dolayısıyla buradaki çirkin görüntü ortadan kalktığı gibi turizme açık alanda da sağlıklı, düzenli mekanlar oluşacak. Seyir terasının önü de açılmış olacak. Orada satıcılar orayı bir daha kesme şansını olmayacak. Hepimiz için iyi olacağını düşünüyorum. Ordumuza hayırlı olsun şimdiden diyorum.